Arkadaşlar iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Ege, toplumumuzun bu seneki başkanı ve bugünkü konuğumuz Çağrı Mert Bakırcı Bey. Kendisi Evrim Ağacı'nın ve bizim toplumumuzun kurucusu oluyor. Merhaba Çağrı Selam, nasılsın? abi. İyi, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz umarım. Ben de iyiyim, çok sağ ol. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz topluluktan, Evrim Ağacı'ndan? Hani sizi bilmeyenler varsa eğer onlar da tanış Tabii. olur. Tabii ben 2007 miydi? 2008 miydi? Neyse, ODTÜ'ye girdiğimde işte makine mühendisliği bölümüne girdikten sonra orada yavaş yavaş işte topluluklara girip çıkmaya başladığımda neden bizim bölümümüzün topluluğu yok falan diye düşünürken işte aslında var olduğunu ama 2004 senesinde mi 2005 senesinde mi artık tamamen aktifliğini durdurduğunu öğrendim. Ondan sonra bir iki arkadaşımla birlikte işte bazıları dönemimdi bazıları dönemim değildi aslında. Onlarla birlikte ne yapabiliriz? İşte benim kendi arkadaş çevrem de vardı liseden gelen. Onları da aslında makinede olmayan kişilerdi bazıları bunların ama işte beraber yani toplulukların mantığı o zaten en nihayetinde. Beraber bir şeyler yapabilir miyiz? İşte sadece böyle oturup konuşmak haricinde falan derken işte makine topluluğunu yeniden o zaman makine topluluğuydu adı. Yeniden işte elden geçirelim diye böyle başladık. İşte önce yönetim kurulu falan filan belirlendi. Normal bürokratik işlerini hallettik. Ondan sonra isim ve logo değişikliği falan yapıp bayağı işte yani her gün 2 günde bir toplandığımız işte dersler verilen etkinlikler düzenlenen bir yapıya dönüştü. Ondan sonra diğer yani bölümden insanlar gelmeye başladılar. İşte sertifikalı eğitimler olmaya başladı. Etkinlikleri daha büyük ve kapsamlı yapmaya çalıştık falan. Bayağı tam bir topluluğa dönüştü yani yıllar sonra hiçbir aktivite göstermedikten sonra. O benim için tabii çok iyi de bir deneyim de oldu. Zaten gene toplulukların en güzel tarafı o deneyimleri kazandırabiliyor olması. Sorumluluk alma, işte bürokrasiyle uğraşma, sorun hocalarla uğraşma, öğrencilerle uğraşma, uzmanlarla uğraşma falan. Yani o deneyimleri sıfırdan kazandırdı, sıfırdan kurulduğu için pratik olarak. Ondan sonra ama ben üniversiteye girdiğim zaman da bildiğim üzere benim böyle gönlüm çok fazla makinede değildi. Hani birazcık şeyden işte üniversite sınav puanının yüksek olmasından ötürü ve çevrenin de yönlendirmesiyle makineye girmiş bulundum. Ama öyle çok özel bir ilgim yoktu yani mühendisliğe karşı. Dolayısıyla yani biyolojiye ilgi duyduğumu bildiğim için biyolojiye yönelik işler yapmaya başladım bir yandan da. Bir de o işin güzel tarafı birazcık da o yani genel atmosferden de gördüğümüz üzere tek bir kişinin sürekli başta kalması iyi bir şey değil. Eğer böyle özel bir firma falan filan değilse. Dolayısıyla şey ki onlar da bile belki tartışılabilir. Dolayısıyla ben zaten biyolojiye geçiş yapmaya başladıktan sonra daha ağırlıklı olarak biyolojide işler yapmaya başladıktan sonra yavaş yavaş alttan gelen arkadaşlarımız devralmaya başladılar ki en zorlu tarafı da yani ne kadar en önemlisi olsa da bu geçiş aşaması. Çünkü yani kurucuların belli idealleri var, belli kafalarında yol haritası var. Onun başka bir yönetime bırakılması gerekiyor. Onlar aynı şeyi sürdürür mü, sürdürmez mi? Sürdürmeleri sorun mu, değil mi falan derken ama çok güzel, neredeyse kusursuz diyebileceğim bir geçiş dönemi yaşandı birkaç yıl boyunca. İşte ben önce denetleme kuruluna geçtim yönetim kurulundan. Ondan sonra bu sırada dediğim gibi biyolojide işler yapmaya başlarken Evrim Ağacı ortaya çıkmaya başladı. Ondan sonra tamamen bıraktım ve çok da yani insan endişeleniyor. 3 seneni 4 seneni harcamışsın. Ya durursa ya biterse eğitimler yapılıyor mu? Bak girip çıkıyorlar mı? Ama harika bir iş çıkardı benden sonra gelen Can falan gibi insan. Ha, şu an halen biliyor musunuz, tanıyor musunuz? Şey yap. İşte bu muazzam bir şey. Yani inanılmaz bir şey bu. Yani Can Apaydın falan devralmıştı benden sonra. Ondan sonra onlar da hep bizimle birlikte yetişen kişilerdi. Yani sonradan topluluğa girip iş alıp falan. O döngüyü tutturduğumuz anda çünkü bir topluluk niye ölüyor? O döngü Devam tutturulamadığı için edince. ölüyor. Onu başardığımız için çok güzel bir şekilde devam etti. Şimdi ben yani
zaten zaman da yok, dönüp bakmadığıma rağmen karşıma böyle rastgele yerlerden düştüğünde vay be çok güzel falan deniyor. Neyse hani kendimi tanıtma olarak girmiştim, aslında başka yerlere gitti ama Evrim Ağacı'nda ondan sonra çalışmalar yapmaya başladım. 2013 yılında ODTÜ'den mezun olduktan sonra doktoramı yapmak üzere Texas Tech Üniversitesi'ne geldim, Texas'a. Burada evrimsel algoritmalar, evrimsel robotik alanında doktoramı yaptım. O sırada Evrim Ağacı büyümeye devam etti. Doktoramı bitirdikten sonra işte savunmasını falan yapıp mezun olduktan sonra eşimle birlikte yani akademide mi kalacağız, Evrim Ağacı'nı mı sürdüreceğiz? Akademide kalırsak Evrim Ağacı ölecek. Çünkü Evrim Ağacı artık bir öğrenci topluluğu değildi bu arada. Yani o çok daha büyük bir şey olmuştu. Evrim Ağacı pratik olarak ölecek. Çünkü zaman yok. Ama Evrim Ağacı'nı yaparsak akademiyi yapmamız imkansız. Dolayısıyla Evrim Ağacı'nı yapmayı seçtik. Ona daha çok ihtiyaç olduğunu düşündüğüm için. Dolayısıyla akademik işleri biraz kenara bıraktık. Öğretmenlik falan yapıyoruz. Yani üniversitede ders veriyoruz ama araştırma yapmıyoruz. Evrim Ağacı'nı yeniden konumlandırıp işte bizim mesleğimiz olacak şekilde dönüştürüp profesyonel bir şekilde bilim anlatıcılığı yapmaya başladım. Bu sırada kitaplar yayınladık, işte videolar hazırlıyoruz vesaire, bir dolu böyle teknik tarafı da var. Öyle yuvarlanıp gidiyoruz yani. Ben böyle, benden bu kadar. Ve yaptığınız işe hayranlık duyuyorum açıkçası. Böyle doktoradan sonra da hala böyle ilgiyle devam ettirebilmeyi. Sağ ol, sağ ol. Güzel bir şey. Peki, bir dakika. Biyolojiye olan ilginiz nasıl başladı? Hani sonuçta makine olarak yazdınız ama sonradan biyolojiye yöneldiniz. İşte sonradan değildi aslında. İşte. Yani ben küçüklüğümden beri benim hem ailem çok teşvik etti. Yani bilimle uğraşma falan, böyle ne gerekiyorsa hani almak kitaplar falan filan şeklinde. Bir de benim bir eniştem ki kendisi de ODTÜ'den mezun, o da. Onun da yardımıyla, onun da yönlendirmesiyle her türlü bilim dalına aslında maruz kaldım küçüklükte. Fizik, astronomi, işte biyoloji vesaire, mühendislik gibi şeylere. Bunlar arasından aslında tam da böyle yani o kadar doğal geliştik yani, bu çok ilginçmiş deyip de öyle olmadı. Nedense hep biyolojiye ilgi duydum. Yani sınava hazırlanırken de hep yani biyolojiyle ilgili konular ilgimi çekiyordu. Hani o işte kişisel bir şey herhalde. Evet, kişisel özellik. Ondan sonra oraya doğru, oradan işler yapmaya başlayınca daha çok o alanlarda okumaya başladım. Ben mesela evrimin tartışmalı bir konu olduğunu bilmiyordum uzunca bir süre boyunca. Hani halk arasında benim okuduğum bilim kitaplarında hep normal, sıradan bir şekilde anlatılıyordu. Ondan sonra işte üniversiteye girdikten sonra bunun sorunlu bir konu olduğunu anladım. Meğersem sorunluymuş. Öyle ki sonra bu defa sorunlu olduğunu anlayınca ben yanlış bir şey mi yaptım ya? Yanlış bir şey mi okuyorum falan gibi. Öyle bir tuhaf bir psikoloji de oluyor. O psikolojinin şeyi de şu. Biyolojide dersler almaya başladığım zaman hocalarımız evrimden bahsettiğinde ben böyle ulan nasıl bahseder evrim? Yani bu sorunlu gerçek bir konu. Böyle rahat rahat, böyle rahat rahat bahsediyor. Başına iş gelmesin falan filan gibi. Şey ya, yani çok tuhaf bir psikoloji. İki ucu da yaşadım yani. Ondan sonra sonra akademik ortamda da bunun şeyini görünce tamam, bizim bu konuda işleri düzeltmemiz lazım diyerek Evrim Ağacı birazcık onun uzantısı olarak doğdu. Ve hani o zaman belki bu konu kozmoloji için olsaydı kozmoloji ağacını kurardık. Yani evrime benim özel bir ilgim falan yoktu aslında önceden. Biyolojinin temel yapı taşı olarak öğrendiğim bir şeydi. Neyse, sonuçta öyle başladı işte. Ve sonra biyolojiyle mühendisliği nasıl birleştirebilirim diye aslında mühendisliğe girdikten sonra onları düşünmeye başladım. İşte bu sırada biyomekanikle uğraşabilir miyim, robotikle uğraşabilir miyim, bunlara bakmaya başladım. Orada hocalarımızın yardımı da oldu, işte Ergin Tönük olsun mesela gibi yönlendirmeleri oldu onların. Ondan sonra biyolojideki hocaların kabul etmesi. Yani çok ilgilerini çekti. Yani bir mühendisin ne işi var? Niye o kadar görmemişler ki hani mühendislerin biyolojiye? Bir de isteyerek gelmelerini. Hani belki bir dersi geçmen gerekiyordur, yüksek not alman gerekiyordur falan. Hani öyle onları de anlıyorlar da. Ondan sonra çok ilgilerini çok çekti. Ekstra özel ilgi gösterdiler. Yani onu yapmamış olsalardı belki bunları yapamayacaktım. O yüzden çok minnettarım onlara da. Hepsi çok güzel yönlendirmelerde bulundu aslında. Öyle gelişti olaylar.
Bu benim merak ettiğim bir soruydu da şey biyolojiye yönelmek için mesela makinedeyken biyoloji dersini enayi gibi mi aldınız yoksa çift anadal yaptınız? Onu ben de merak ettiğim için. Çok güzel soru. Evet, tam teknik işin teknik tarafı. Ben almaya başladığımda zaten biyolojiye geç yani biyolojiden işler yapmak istediğime ikinci sınıfın sonlarına doğru karar vermiştim. Ama çok fazla adım atamamıştım henüz. Üçüncü sınıfa başlarken yanlış hatırlamıyorsam bu arada birazcık kayabilir zamanlar çok olduğu üzerinden geçeli ama üçüncü sınıfa başlarken ya bir de ben hazırlıkta okudum bir de uzattım o yüzden üçüncü sınıf ikinci sınıf hepsi birbirine girdi. Yani dördüncü sınıfı okurken ikinci sınıftan dersler falan yani biraz karışık benim işler. İkinciden üçe doğru geçişte bir şeyler yapmak istediğime karar verdim ve seçmeli zaten o noktada başlıyor yanlış hatırlamıyorsam seçmelilerde işte ikinci sınıf, evet, üçüncü sınıf falan aynen. gibi. Seçmelilerimin hepsini alabileceklerimi biyolojiden aldım. Alan dışı seçmelilerim. Alan içi onlar nasıl oluyordu? Technical elective, non-technical elective. Neyse alan içi olanları alan içinden aldım herhalde. Tam da hatırlamıyorum onların nasıl olduğunu. Ama sonra bir sınıra dayandım dediğin gibi. Yani transkripte girmiyor bir noktadan sonra. Umursamadım. NI olarak almaya devam ettim. Transkriptimdeki ya toplamda biyolojiden yanlış hatırlamıyorsam 10 tane falan ders aldım. Bunların herhalde bir yarısı falan NI olarak geçiyor transkriptimde. Yani not ortalamama katılmıyor. Hani bilmeyenler için hatırlatmak gerekirse. Ama alabiliyorsunuz. Yani eğer tutkunuz buysa. Ve 3. sınıfta şeye karar verdim. Kesinlikle uzatmak istediğime karar verdim. Çünkü yeterince biyoloji dersi alamayacaktım. Ondan sonra bir de bu böyle söyleyince biraz havalı oluyor da bir de dinamikten falan kalınca zaten uzuyor. Evet, o da işin teknik tarafı. O teknik kısmı makineciler çok daha bilir. Evet yani statiği zar geçtik sonra dinamikten bir de kalınca orada diyorsun ki ha uzayacak bu belli. Ama ben uzamayı işte avantaja çevirmek için biyolojiden biyolojiye yönlendim. O yüzden böyle havalı bir tarafı var ama normalde bildiğin kaldın yani olay o. Ondan sonra sonra ben yandal yapabileceğimi fark ettim. Yani çünkü başta diyordum bir de hocalar verir mi vermez mi mühendislikten bilmiyorsun ki yönlendiren kimse yok. Dolayısıyla evet, evet. Yani ondan sonra baktım bir ders, iki ders, üç ders lan gidiyor bu. Ondan sonra şey yaptım. Yandala başvurayım dedim ben. İyi bu yani bari yandalımız olsun hani oradan şey yaparız. Başvurdum reddettiler. Meğersem ana dersleri yani ana bölümünden DD6 dersin olamıyormuş. Ben ne bileyim. Benim vardı tabii DD6 dersim. Dolayısıyla vermediler. Ondan sonra ama galiba düzeltirsen hani tekrar alıp geçersen sonra tekrar başvurabiliyorsun ve o zaman alabiliyorsun. Tekrar başvurayım diye gittim. Meğersem bu defa da 3. sınıfın 2. döneminden sonra yandala başvurulmuyormuş. Evet. Dolayısıyla onu da yapamadık. Kaldı öyle. Ama ben gene mesela bunda da aman yandal yapamayacağım, diploma alamayacağım falan diye düşünme. Zaten yandalda diploma almıyorsun da. Derslere devam ettim. Almaya devam ettim. Ondan sonra işte yandalı geçti. 6 ders alıyorsun yandalda. Benim 12'ye evet, doğru çift anadala doğru gidiyor. Çapı da geçiyor. ama çift anadaladı zaten aynı sebeple başvuramadım. Orada ilginç bir bilgi vereyim bu arada. Denemedim ama belki denemek isteyenler olur diye. Ben bölüm başkan yardımcısıyla, biyolojinin bölüm başkan yardımcısıyla konuşmuştum durumu. Hani öyle şakalaşırken, ya bölümde zaten biz çok arkadaş gibiydik zaten biyoloji hocalarıyla. Şakalaşırken benim ne kadar sen yani yandal falan yapıyor musun diye sorduğunda anlattım bu durumu. Dedi ki bölümü dava edebilirsin dedi kendi bölümünü. Eğer dava edersen böyle bir şey varmış. Dalga mı geçiyordu? Aslında bir sormam lazım. Şimdi düşünürsün dalga mı? dava edersen oluyormuş. Yani yan dalı ya da neyse çift ana dalını yani kuralları işte yani kuralları dava ediyorsun basitçe. O da diyor ki tamam bu vakada işte onay veriyoruz. Sen de alabiliyormuşsun. Dedim ya neyse ne olacak bir sertifika. Sonra ben doktora da Texas Tech'te yandala başvurarak yaptım. Burada tamamladım yandalımı. Doktora da yüzden doktora da acısını çıkardım. Öyle yani hani şeyi görmeleri iyi olur izleyenlerin. Böyle çok yapısal böyle katı kurallarla takip etmeniz gerekmiyor. Makinacı işte sadece makine dersleri alabilir. Eğer bir şeye başka şeylere ilginiz varsa ben jeoloji mühendisliğinden de ders aldım mesela paleontoloji dersi almıştım. Biyolojiyle çok ilişkili olduğu için öğrenmek istediğim için.
Orada ya inanılmaz güzel bir dersti mesela. İngilizce'de 311 dersi aldım mesela. Çoğu insan 211'den sonra salıyor. Mesela 311 diye bir şeyin olduğunu bile bilmiyor olabilirler ama bütün o 211'de öğrendiklerinizin ve önceki İngilizce derslerinin toplamından 1000 kat faydalı bir ders mesela. Çok keyifli bir dersi. Konuşma dersiydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Advanced i̇şte, Communication. Yani tam profesyonel İngilizce seni profesyonel olarak hazırlayan, yani CV nasıl hazırlanır, iş görüşmesine nasıl girilir, hangi sorulara nasıl cevap vermek gerekir, ne tür sorular sormak gerekir görüşmede. Bunun aslında asıl temel İngilizce dersi olması lazım ama işte gelenlerin İngilizce düzeyi belki yeterli olmadığı için mecburen böyle 311 diye bir derse kalıyor bunlar. Ama inanılmaz faydalı bir dersti ve hocalar inanılmaz donanımlıydı orada 311'i verenler. Mesela onu önerebilirim. Yani böyle. Bir tane soru vardı YouTube chatinden ama gördüğüm kadarıyla hangi bölüm makine mühendisliğinde hangi alanın önünün daha açık olduğunu düşünüyorsunuz? Tabii siz de size sorsam biyoloji dersiniz. yok. Güzel soru aslında. Hepsi ya. Yani hepsinde yapılacak çok fazla şey var. Bence en önemli sorunlardan bir tanesi Türkiye'de enerjiyle ilgili olabilir. Enerji sahalarında olabilir. İşte nükleer enerji falan gibi sahalarda olabilir. Ondan sonra enerji depolama. Ben mesela bak hatırladım bunu sorunca. Teknik derslerimde de böyle çok ilginç dersler aldım. Mesela Fuel Cell aldım Derek Hoca'dan. Orada mesela Austin, University of Austin'den, buradaki bizim en iyi üniversitemiz Texas'ta. Texas'taki en iyi üniversite değil Texas'taki. Austin'den arkadaşlar geldi mesela ODTÜ'ye. Exchange programı. Bizden öğrenciler gitti Austin'e. Ondan sonra Derek Hoca'nın öyle bir şeyi var. Programı var. Hala devam ediyor mu bilmiyorum da. Orada Fuel Cell dersi aldım mesela. O inanılmaz değerli bir dersti mesela benim için. Hani hiç ilgimi çekmese de enerji sektörü. Yani olayın ne kadar ilginç olduğunu gördüm. Bir de mesela o dersi alırsanız Excel bilgileriniz bir anda 700 kat falan artıyor. Öyle bir avantajı da var. Sonradan mesela Excel'i bildiğim için hücre hücre manipüle üzerine kurulu MATLAB'ı anlamak çok daha kolay oldu benim için mesela. MATLAB, bütün doktoram MATLAB üzerine kurulu. Hiç ben MATLAB'ı bilmiyordum mesela. Böyle tuhaf tuhaf hiç beklenmedik faydaları oluyor işte derslerin. Neyse, enerji sektörünü önerebilirim. O bence çok önemli. Ben otomotiv mühendisliği dersi almıştım. Bu da mesela teknik seçmelilerden. Konuştukça çıkıyor bak yavaş yavaş. Otomotiv mühendisliği çok keyifli bir dersti. Çok iyi başarılı olamamış olsam da çok güzel bir dersti. Yani arabalara dair bayağı bir şey öğrendim hiç hayatımda daha önceden. Hele ki arabalara ilgisi olan zaten alır muhtemelen o dersi de. Hani bayağı böyle işin teorisini öğreniyorsun yani. Onun da söyleme nedenim şimdi elektrikli arabalar falan belli ki bir dönüşüm yaşanacak. Türkiye'nin altyapısında da değişimlere gidilmesi gerekecek. Daha sonra bu elektrikli arabaların şeyi arttığı zaman kullanımı grid nasıl elden geçirilmesi gerekiyor? Türkiye'nin şebekesi kaldırabilir mi elektrik yükünü? Bunlar nasıl dağıtılacak? Yani o alanlarda birazcık elektrik mühendisliğiyle falan birleştirilerek bir şeyler. Ve tabii ki mekatronik yani. Çok bariz bir şekilde hani artık makinenin şey. Robotik zaten mekatronik. Evet, hani hem robotik hem üretim hem aynen öyle. Süper çok şey kıyıyor. Olsa. Evet, benim de mesela biyolojiye geçebilmemde önemli bir araç o oldu mesela. Hani o böyle tam böyle her alanı içeren bir saha olduğu için güzel bir geçiş noktası veriyor. Bunları öneririm. Benim önemli olduğunu düşünmediğim ama belli ki önemli olan HVAC var mesela. Evet yani işte klima alanında soğutma. Hani bana hep böyle çok böyle yani şey geliyor ama benim bir çok yakın arkadaşım o alanda ve çok başarılı ve gerçekten çok ihtiyaç var belli ki. Ve bu arada ilginç bir şekilde gene işte dönüp dolaşıp geliyor. Covid-19 sırasında mesela havalandırmanın önemi çok geç fark edildi. Ve orada mesela havalandırma mühendislerinin yaptığı çalışmalar falan çok önemliydi. Biz Devrim Ağacı'nda vermeye çalıştık mesela bir makine mühendisinin kendi çalışmalarından bahsetmeye çalışıyoruz. Bunları herhalde ilk etapta aklıma gelenler ama eminim hemen hemen her sahası makinenin son derece revaçta. O yüzden sıkıntı çekmeyecektir kimse. Bence de. Şu
Çözüm mesela fiziğe bakayım. Geçmek isteyenler bu arada şey ısı transferi üzerinden falan gidebilirler. O oradan ne bileyim entropi, cacuk bu konulardan gidip mesela fizikle daha çok ilgilenmeye başlayabilirler. Hani o tür yani çok geçişken bir bölüm. O yüzden her alanı iyi yani. Başka bir sorumuz da vardı. Oradan bakayım. Zaten herhalde en başta belirlediğim soruların çoğunu ve beraber işleyerek gittik. O gitmiş olduk. O bayağı akıcıydı. Şey sormuşlar. Lisans sonrasında yurt dışındaki eğitim hakkında nasıl kabul aldınız ve nasıl tecrübeyle gittiniz? Yani neler edindiniz? Gibi bir soru gelmiş. Ben bunu anlatan bir video serisi hazırlamıştım. Eğer şimdi burada hepsine değinemeyeceğimi bildiğim için onu izlemelerini tavsiye ederim merak edenlere. Hani A'sından Z'sine kendi deneyimimin her kısmını anlatmıştım. Ama benim bölümde ya bir şey dijital aman şey fiziksel panodaydı. Hangi binaydı o? Binaların adlarını unutmuşuz. Neyse bir binalardan bir tanesinde pano hani şu merdivenlerden inerek girilen kapı var ya. Şey G. G değil mi? G. Evet, ben G. G binasında sol tarafta bir pano var ya. O panoda mıydı yoksa internet o sırada çok bakıyordum hangisinde gördüm hatırlamıyorum ama ya orada ya da internet sitesindeki ilanlarda Texas Tech Üniversitesi'nde Burak Aksak diye bir hocanın doktor öğrencisi aradığını duydum ve alanı da biyomimikri sahasıydı. Aha dedim tam bulduk. Tam ben. çünkü biliyorum ki yani evrime falan bağlamam zor olabilir. Daha o zamanlarda, bu arada o zamanlarda fark ettim. Bunu söyleyen mesela biyoloji hocalarımdan işte Meral Kence'ydi. Yani bak böyle bir makale buldum sen bu ilgini çeker mi dedi. Verdiği makale evrimsel robotiğin böyle giriş makalesi falan olarak böyle Laurent Keller'ın falan Stefano Nolfi'nin falan böyle şey giriş makalelerini verdi. Artık böyle köşe başı makaleler. Onlar olan böyle bir şey varmış diyerek mesela oldu. Ama oradan şimdi de nereden çıkacak öyle bir doktora şansı bildiğim için şey böyle biyomimikri falan gibi bir sahada yapabilirim diye düşündüm. Ve çok güzel uydu. Ya biyorobotik olur işte biyomekanik olur. Bu alanlarda bir doktora yapabilirim diye düşünüyordum. Çok güzel oturduğunu gördüm. İşte hocaya mail attım. Hoca da dedi ki yok dedi param yok. Aldım bir tane öğrenci dedi. Para yok dedi. İşte birkaç ay sonra istersen yeniden mail at. Ama kabul edemeyeceğim dedi. O patladı öyle. Ondan sonra ama gene buradaki kritik mesaj yılmamak. Ben birkaç ay sonra tekrar mail attım. Hocam böyle böyle yani ben hakikaten çok ilgileniyorum biyolojiyle ve sizin sahanız da tam benim yapmak isteyeceğim bir şey. Ne yapalım? Bir yolu yok mu bunun falan gibi. Ondan sonra o da dedi ki bir fona başvurdum dedi. Daha cevap gelmedi dedi. Eğer hani olursa belki hani konuşuruz falan gibi bir şeyler söyledi. Ben bu sırada birkaç başka yere daha başvuruyordum bu arada ama. Neyse sonuç olarak ondan da gene bir iki ay daha geçti. Yine galiba ben atmıştım. Hoca atmadı. Hocam ne oldu durum dediğinde aldım dedi fonu. Şu tarihte konuşalım, Skype yapalım, bir görüşelim dedi. Bu tarihte görüştük. İşte ben kendimi anlattım. O laboratuvarını anlattı falan. Ondan sonra tamam dedi, gel dedi. Ondan o muazzam bir şey. Ben daha başvurularıma başlamadan böyle hocalara mail atıyordum. Bu arada en kritik noktası bu. Başvuruları falan beklememeniz gerekiyor. Dört senede mezun olacaksanız gerçek dördüncü sınıfın üçüncü sınıfta mutlaka belli kafanızda belli bir şey olması gerekiyor. Dördüncü sınıfta başvurursanız mesela fonları beşinci değil altıncı senenizde almaya başlayabiliyorsunuz. Yani dolayısıyla şey erkenden yapmanız gerekiyor. Dördüncü sınıfın ta başlarında başvuruluyor. Eğer siz daha o dörde geçtik artık yavaş yavaş bakmaya başlayayım diyorsanız geç kaldınız demektir. neyse sonuç olarak o şey dedi işte gel dedi. Ondan sonra bana işte şeyler gönderdi. Projeler gönderdi işte. Onlar Gecko ayakları üzerine çalışıyorlardı. İşte duvara tırmanan robotlar. işte bunu sensör olarak kullanma. Onları kontrol edip elektrik sinyalleriyle. Piezoelektrik falan gibi. Ben kabul aldıktan sonra hocam ben bunlarla ilgilenmiyorum. yani benim size bir proje önerim var dedi. O da ne dedi? İşte şey ya ben böyle böyle evrimsel biyolojiyle ilgileniyorum. Algoritmalarla da bir bağlantısı var bunun. Böyle böyle bir biyo
hani biyolojiyle mühendisliğin birleşim alanında bir şey. Ben bu alanda yapmak istiyorum doktorayı. Bu alanda proje geliştirsem olur mu? Olur dedi. Ondan sonra biz de oradan işte benim doktora konum ortaya çıktı. Evrimsel algoritmalarda parametre seçimiyle ilgili. Uyum başarısı fonksiyonları, fitness function'ların seçimiyle belirlenmesiyle ilgili. Tasarımcı ön yargısı, tasarımcı olarak algoritmaya kattığımız ön yargılarla ilgili falan filan bir tez üzerine çalıştım. Ama onun da tabii bir kötülüğü var. Hocanın kendi alanı olmadığı zaman bana sıfır yardım. Yani hiçbir yani sadece profesyonel gözüyle yardım edebiliyordu ama hani şu şöyle olur. Hani mesela benim arkadaşlarım onun sahasında çalışanlar. Bak o öyle olmaz yap çalışmayacak çünkü biz denemiştik bunu diyebiliyor ama bende hiçbir bilgisi yok onun da. Sadece sıfırdan. Dolayısıyla her şeyi kendim halletmek zorunda kaldım gene. O yüzden belki böyle muazzam bir iş çıkmadı ortaya ama tam yani doktoranın tadında öğretici bana bir dolu araştırma nasıl yapılır, makale nasıl yazılır falan. Bunlar konusunda çok büyük faydası oldu. Bu arada soru özelinde de şey yapacak olursam işte o TOEFL'a GRE'ye falan başvururken böyle en azından birkaç hocayla görüşüp olasılık olduğunu bilmeniz çok büyük bir avantaj. Çünkü sınava girdikten sonra o sınavları aldıktan hemen çıkarken bazılarında yani GRE'de ve işte bir TOEFL bir daha IELTS'ten bir tanesinde çıkmadan önce hangi okullara göndermeni istediğinizi soruyor. Onları ücretsiz olarak gönderebiliyorsunuz. Bilmiyorum şimdi bir delay koydular mı hani bir hafta sonrasına kadar gönderebilirsin diye ama o anda girmeniz gerekiyor. Yoksa ek ücretle gönderiyorlar benim zamanımda. Dolayısıyla böyle belli başlı okulları kafanızda olması gerekiyor. Bir de güzel tarafı eğer bir kabul alabilirseniz hocadan. Bu arada birçok üniversitede böyle çok uç yani o biraz üniversiteye bağlı. Uç düzeyde olanlarda da var. Daha böyle ortalama üniversitelerde de var. Hoca eğer kabul ederse sizi okula pek bir laf düşmüyor. Yani eğer mesela benim not ortalamam okulun not ortalamasını tutmuyordu. Okul 3 diyor. Hatta mühendislik için 3.2 diyor. Ben 2.75 ile mezun oldum ama. Dolayısıyla teknik olarak girememem gerekiyordu Texas'taki. Ama hoca ben seni alacağım dediği için okulun o kriterleri es geçilebiliyor. Dolayısıyla bu çok önemli hocalardan haber almak. Bir de bir yerde garantiniz olduğu zaman daha iyi olduğunu düşündüğünüz okullara başvurabiliyorsunuz gönül rahatlığıyla. Ben başvurdum evet, mesela biraz. Carnegie Mellon'a da başvurdum. 2.75 ortalamayla Carnegie Mellon'a başvuruyorsun. Yani normalde salaklık olur büyük oranda eğer çok absürt bir şey yapmadıysan belli ki giremeyeceksin. Ama mesela benim Carnegie Mellon'a başvurma nedenlerimden biri stajlarımdı. Ben stajlarda öyle yattığım yerden kağıt alarak yapmadım. Bir stajımda Danimarka Teknik Üniversitesi'ne gittim. Bir stajımda Carnegie Mellon Üniversitesi'ne gittim. Ve bir iyi dikkatli dinleyicilerin fark edeceği üzere teknik olarak bunu yapamazsın. Neden? Bir tanesinin fabrika stajı olması gerekiyor. Diğerinin araştırma stajı olması gerekiyor. Ama ben ikisini de akademide yaptım. Çünkü akademiye girmek istiyordum. Ve hocalarım kim bakıyordu şeye? Neyse onu Engin miydi adı? Engin Hoca mı? Ergin değil de Engin Hoca vardı. Hmm. Bilmiyorum yani, hala şu var. Şu an Ulaş Hoca bakıyor stajlara da. Yok, o zaman evet, o da onun öğrencisiydi zaten Ulaş Hoca da. neyse unuttum adını. Onlar hiç zorluk çıkarmadılar bana. Çünkü dürüst bir şekilde yaptığımı bildikleri için o stajı. İşin fabrika tarafına odaklan, yani üretim tarafına odaklan dediler raporda. Halledilir dediler. Ve o şekilde hallettiler mesela. Çünkü benim gerçekten tutkumu biliyorlardı, görüyor. Yani öyle seni kalıba sokmaya çalışmadılar mesela. Bu harika bir şey. Neyse sonuç olarak ben o şekilde yaptım ve Carnegie Mellon'a başvurduğumda ben 2.75 ortalamayla bekleme listesine alındım mesela. Eğer ki başvuranlar arasından kabul edip de şey yaptıkları olursa, orayı seçmeyenler olursa bize gelecekti sıra. Ama Texas Tech cevap bekliyordu. Dolayısıyla onlara söylemem gerekti. Bir an önce karar vermeniz gerekti. Çünkü Carnegie Mellon kabul etseydi Carnegie Mellon'a giderdim tabii. Onlar da hemen karar veremeyiz dediler. Siz istiyorsanız kabul edin dediler Texas Tech'i. Ben de Texas Tech'i kabul ettim. Öyle geldim. Ama hani bu özgürlüğü veriyor önceden ayarlamak. Hani bunları tavsiye edebilirim başvuracaklara. Evet, o sıkışıklığın olmaması, özgürlüğün tanınması. Abi, üniversiteler de anlayışlı davranmış bence. Carnegie Mellon. Böyle bu yurt dışı başvuru işleriyle ilgili bir eğitim falan düzenliyor musunuz? Daha önce hiç böyle CV konusunda eğitim düzenlememiştik ama aslında CV değil işte hani başvuru konusunda düşünebiliriz. İyi dediniz. Düzenleyin oğlum. Bak bana bak. Şöyle ben bunları
Metumek olarak düzenlediğimiz bir etkinlikte öğrenip de erken yapmayı becerdim. Yoksa ben geç kalıyordum. Dolayısıyla şey, hani düzenleyin yani. Konuşayım arkadaşlarla. Başka? Biraz uzun bir soru ama şey, Evrim Ağacı ile bağlantılı olarak evren ve uzay alanına da ilgili Evrim Ağacı. İşte daha henüz işte geçen haftalarda rover olan Perseverance indirildi. İşte günümüzde de uzay araştırmaları bayağı zaten herkesin ilgisini çekiyor normal olmak üzere. Dünya dışı bir yaşam var, yaşamın varlığı kanıtlanabilirse bunun evrim teorisine katkısı nasıl olur? Biraz uzun bir soru. Bir tez değişti. O da şey değişti. Yani, şöyle çok yani öncelikle şunu görürüz. Bunu da gene videolarda anlatıyorum ama hızlıca üzerinden geçmek gerekirse. Öncelikle yaşam her yerde aynı şekilde başlıyor. Yani aynı şekilde mi değil mi onu görmemizi sağlar. Biz şu anda yaşama dair bir örneklem var elimizde. Yani bir bilimsel araştırma yapacak olsanız bir kişiyle araştırma yapıp genelleme yapmaya çalışmaya benziyor bu. Tek bildiğimiz yaşam formu var. O da biz, yani dünyadaki yaşam formu. Bu yaşam formu tek yaşam formu mu yoksa birden fazla yaşam formundan bir tanesi mi? Bunu görmemizi sağlar. Bu sayede yani evrim teorisi sonuçta yaşamın nasıl başladığı konusuna da yön veriyor kimyasal evrim sahasından ötürü. Buna yönelik bakışımız genişleyecek her şeyden önce. İkincisi, o yaşam bizim yaşamımızla herhangi bir şekilde ilişkili mi, bunu görmemizi sağlar. Bu da mesela panspermia gibi diğer teorilerin test edilmesini sağlar. Panspermia'ya göre yaşam her yerde ayrı ayrı başlamak zorunda değil. Bir gezegende veya birkaç gezegende başladıktan sonra gök taşları çarpınca gökyüzüne şeyler parçalar saçılıyor ve bunların saçılmasına bağlı olarak bir bakteri kolonisi bir başka gezegene iniş yapıp burada çoğalmaya başlayabilir. Bu kulağa çok çılgın gelse de mesela şu anda Ay'da dünyadan gelen fosiller olduğunu biliyoruz. Mikrofosiller. Çünkü ve bu Ay'ın dünyadan koparak oluşmasıyla falan ilgili değil. Dünyaya çarpan meteorlar uzaya saçtığı zaman bir kısmı Ay'a düştü bunların ve onların üzerinde mikrofosiller vardı. Yoksa Ay'da yaşam falan bunların izleri değil. Biliyoruz dünyadaki fosillerle aynı fosiller bunlar. Bu mesela şeyi yaşam ağacını başka gezegenlere genişletebilir miyiz? Yoksa her gezegen için ayrı yaşam ağaçları mı oluşturmamız gerekiyor? Evrimin çalışma prensipleriyle ilgili çok fazla bir şey değiştirmezdi dünya uzayda yaşam bulmak veya bulmamak. Çünkü yani bu şeyi sormak gibi. İşte Mars'a gittiğimizde kütle çekim yasalarımız nasıl değişir gibi ya da kütle çekim teorimiz nasıl değişir gibi. Hiçbir ilgisi yani eğer hani bilim genel olarak doğru bir yoldaysa evrim bir doğa yasası olduğu için yani türlerin değişmesi işte mesela benim evrimsel algoritma canlı bile olmalarına gerek yok. Robotlar bile aynı şekilde evrimleşiyorlar veya 2018'de Nobel Kimya Ödülü'nde gördüğümüz gibi kimyasallar bile evrimleşebiliyorlar ve bu evrim yönlendirilebiliyor. Dolayısıyla hani başka yerdeki evrim de çok büyük ihtimalle bu şekilde olacaktır. Belki bizde oluşmayan bazı şartlar orada oluştuysa evrim teorisinin altında yeni başlıklar açılabilir belki. Aa bak böyle de bir mekanizma varmış gibi. Ama eğer bir popülasyon varsa orada da o canlılar içinde o popülasyon içerisinde çeşitlilik varsa ve bu çeşitlilik nesilsellik varsa yani bir sonraki nesil bir önceki nesil üzerine inşa ediliyorsa üreme varsa bir diğer deyişle bu nesiller içerisindeki ve çevre şartlarıyla bu nesilsellik ilişkiliyse yani bazıları avantajlı bazıları dezavantajlı oluyorsa çevre şartlarında ki bunlar çok beklendik temel şeyler. Dolayısıyla evrim de aynı şekilde çalışacaktır. Dolayısıyla o konuda çok ciddi bir değişim olmazdı ama ufkumuzu yüzlerce kat genişleteceği açık diğer açılardan. Evrim algoritmalarından bahsedebilir misiniz diye sormuş arkadaşlar. Evet. Makine okuyan biri kolaylıkla bu konulara adapte olabilir mi? Yoksa biyoloji bilmek çok hayati mi bu konu üzerinde çalışmak için demiş. Yok hayır. Biyolojiyi illa çok iyi bilmemiz gerekmiyor. Çünkü evrimsel algoritmalar çok geniş bir saha. Yapay zeka gibi düşün mesela. Yapay zekanın ne kadar çok geniş alt başlığı var. Çok benzer o açıdan. Benim biyolojiyle ben biyolojiyle ilgilendiğim için o sahanın biyolojiye en yakın arayüzünde çalıştım. Ama o kadar yaklaşmanız gerekmiyor. Mantığı anlasanız yeter. Evrimsel algoritmalar şöyle çalışıyor. Biz normalde bütün o 4 sene okumanızın nedeni makinede belli teoriler geliştirilmiş. Bu arada kafasında evrim teorisi sadece teoridir mi diyenler varsa aramızda makine teorisine davet ederim.
devre teorisine davet ederim elektrik elektronik. Çok severiz kendilerini. Ama neyse sonuçta dünya teorilerle dönüyor ki zaten teorinin anlamını bilen biri bunun ne demek olduğunu bilecektir. Belli teoriler var. Bu teoriler bize daha bir ürünü ortaya koymaksızın onun davranışlarıyla ilgili tahminlerde bulunmamızı sağlıyor. Mesela yine mühendis izleyicilerimiz için kem mekanizmalarını düşünün mesela. Bir kem mekanizmasının bir noktasının nasıl değişeceğini hesaplayabilmenizin tek yolu bu konuda bir teori geliştirilmiş olması. Eğer o teori olmasaydı sizin o kemi üretip denemeden nasıl davranacağını bilmeniz mümkün olmazdı. Teori ne yapıyor? Ortada bir gerçek var. O gerçeğin neden ve nasıl o şekilde olduğunu açıklamayı beceriyor. Ve bunu ne kadar iyi yaparsa size o kadar daha o şeyi üretmeksizin öngörüde bulunabilmenizi sağlıyor. Teori bundan ibaret. Şimdi evrimsel algoritmalarda olan şey şu. Pardon şunu anlatıyordum. Biz bu teori 4 sene boyunca öğrendiğimiz şey bu teorileri kullanarak nasıl bir şeyler üretebiliriz. Tabii bunu birçoğumuz beceremiyoruz. Çünkü pratik deneyimden yoksunuz. Dolayısıyla işe giriyorsunuz. Kafanıza vuruyorlar. Başarısız oluyorsunuz. Onlar eğitim veriyorlar. Ha, neyse sonuçta bir yerler en azından bir temel bilgi birikimi oluşuyor. O da sonra uygulamaya dökülüyor. Ha üniversitenin amacını akademisyen yetiştirmek gerçek amacıyla tanımlarsak ama yaptıkları iş gerçekten en önemli şey. Sizin onu illa ürüne dönüştürmen gerekmiyor. Teoriyi anlasan bile o teorinin eksiklerini tespit edip onları nasıl geliştirebiliriz? Ne tür deney mekanizmaları kurabiliriz? Asıl üniversitenin amacı bu ama bizde meslek lisesi gibi davrandığı için üniversiteler. Dolayısıyla bu iki şekilde açıklamak gerekiyor maalesef. Neyse sonuç olarak şimdi çok da felsefesine girip dallandırmayacağım konuyu. Biz lisans boyunca bu analitik yöntemleri görüyoruz. Dördüncü sınıfta işte birazcık böyle deneme yanılma yollarına falan filan onlara nümerik metotlar gerçi var daha öncesinde de vardı. Hani onların gerçek anlamda uygulamasıyla ancak dördüncü sınıfta ders alırsan falan görüyorsun. Çoğu büyük bir kısmı ısı transferinden tut da işte şeye kadar dinamiğe evet. kadar machine element'e kadar falan bunların hepsi o yerleşik teorileri öğrenme yolu. O teorilerin amacı da analitik yollarla sana çözüm vermek. Şimdi ama bizim her alanda teorimiz yok çünkü bilimimiz, teknolojimiz o kadar gelişmiş değil. Mesela hadi insan gibi düşünen robot yap bakayım. Hangi teoriyle yapacak? Değil mi? Böyle bir teori yok ortada. Yani bize bir denklem yok ki bu denklemi takip edersen insan gibi düşünen bir robot yaparsın dersin. Ya da bilmediğin bir terrain'de, ortamda adapte olabilecek, kendi davranışını değiştirebilecek bir robotun denklemini veya teorisini bul bakayım. Yok yani orada anca onu nasıl öğrenir onunla ilgili belli başlı bir teori geliştirebilirsin ama her olası terreni öngörmen ve buna yönelik bir analitik çözüm geliştirmen imkansız. Burada işte nümerik metotlar devreye giriyor. Bu nümerik metodlarda nümerik metodlar kısmında düzeyinde ele alırsan orada da belli başlı çok oturmuş yöntemler var işte. Neydi bu Newton yöntemi falan filan. Bisection falan filan. Onlar hani sana belli bir ufuk kazandırıyor. Ha, eğer bir çözümü olduğunu biliyorsan bu grafiğin işte iki tarafından yavaş yavaş yaklaşırsan bir noktada buna eğer adım boyutum küçükse yeterince overshoot etmeden yaklaşabilirim çözüme gibi yaklaşımlar var. Bunu bir adım öteye götürebiliriz. Mesela öğrenme algoritmalarıyla. Öğrenmeyi öğreten bir sistem, yani pardon öğrenmeyi sağlayan bir sistem varsa yani bir taraftan girdikçe diğer taraftan çıktı zaman içerisinde değişiyorsa makine öğrenmesinde olduğu gibi nöral ağlarda olduğu gibi artık yani o bir analitik yöntem değil. Orada bir deneme yanılma var. Test etmen gerekiyor. Mesela verinin bir grubunu eğitim kısmında harcıyorsun. Diğer kısmını test olarak tutuyorsun. Sonra öğrendiği şeyle test verisini kontrol ediyorsun. Doğru tahminlerde bulunabiliyor mu bulunamıyor mu gibi mesela. Bunlar artık analitik yöntemler değiller. Şimdi evrimsel algoritmalarda buna bir basamak daha ekliyor. Bir adım daha öteye götürüyor ve diyor ki ya şu an evrendeki en sıra dışı tasarımcı ne? Evrimsel süreç. İnsandan bitkilere kadar, attan bakterilere kadar bütün çeşitliliğin ortaya çıkmasının altında yatan mekanizma evrim mekanizması. Biz bu mekanizmayı kullanarak mühendislik araçları üretebilir miyiz? Mühendislikteki sorunlarımızı çözebilir miyiz? Sorusuyla yola çıkıyor. Ta 60'lara kadar falan bile takip edebiliyorsun ama özellikle 80'lerde 90'larda yavaş yavaş bir sağ olarak ortaya çıkmaya başlıyor. Daha yeni yeni doğru düzgün bir temel kazanıyor. Şimdi bu mantıktan yaklaşınca aslında doğrudan evrimsel biyoloji çok fazla bilmene gerek yok. Sadece mantığını bilsen bir popülasyon oluşturman gerekiyor. O popülasyonun belli genleri olması gerekiyor. O genlerin
kendileri işte bir davranışı belirleyecek veya bir tasarım parametresini belirleyecek. Çünkü her inşa ettiğimiz şey bir tasarım uzayında barınıyor. Tasarım uzayı ne? Bir bütün bir tanesi hariç bütün eksenleri bir parametreye karşı gelen, bunu üç boyutlu olarak canlandırmak en kolay, aslında binlerce boyutu olabiliyor. Bir tankı düşünün mesela, bir tankın kaç tane parametresi var? Binlerce parametresi var, ama o bir tank tasarımı o binlerce parametrenin belli bir kombinasyonuna karşılık geliyor, öyle değil mi? Ve bu kombinasyon belli şartlarda belli bir performans gösteriyor. Bu da bizim işte evrimsel biyolojide uyum başarısı dediğimiz şey, fitness dediğimiz şey. Yani bütün mühendisliği evrime indirmek mümkün, indirgemek mümkün. Neden? Çünkü yaptığımız şey en nihayetinde o. Belli şartlar altında en uyumlu davranışları sergileyen varlıklar üretmeye çalışıyoruz. Bu evrimin tanımı. Yani dolayısıyla bütün mühendisliği ona indirgemek mümkün. Ve buradan yola çıkarak bu algoritmayı çalıştırırsak belli ortamlarda giderek o ortama uygun şekilde evrimleşen tasarımlar bulabiliriz. Veya illa bir ortamın değişmesi şart değil, daha önce göremediğimiz çözümleri görebiliriz. Bize geliyor. Ve evrimsel algoritmalar buna bakıyor. Şimdi size statikten örnek vereceğim. Hani nerede kullanılıyor? İlla böyle robotlar mı yapılması gerekiyor diye düşünenler için. Ben robotik alanında kullandım. Bizim robotlarımız evrimleşiyordu. Yani bizim robotlarımız, mesela çizgi izleyen robotlarla çalıştığımızda nasıl ki mesela çizgi izleyen bir robotu nasıl yapabilirsin? Birincisi PID ile yapabilirsin. Kontrol, PID kontrol koyarsın. Takip eder çizgiyi. Onun da parametreleriyle oynayarak en uygun olanını bulursun. Bunun teorisi vardır. Cillop gibi çalışır. Ama Perseverance yapmaya çalıştığın zaman orada deli gibi tabii ki kontrol dönüyor ama belli unsurlar var ki onları öngörmek mümkün değil. Orada adaptif algoritmalar gerekiyor. Ve Perseverance, Curiosity'de de vardı bu. Perseverance'da da bu adaptif algoritmalar çalışıyor. Yani bilinmezlik ortaya çıktığı zaman analitik yöntemler takılmaya başlıyorlar. Ve evrimleştiriyorsunuz. Bu robotlar sanki PID kontrolle tasarlanmışçasına davranışlar sergileyecek biçimde evrimleşebiliyorlar. Ama bunu böyle tek bir formüle denk şeyleri koy, değişkenleri koy, çat diye sonucu versin diye değil. Günlerce, bazen haftalarca, yüzlerce ve binlerce birey durmaksızın hayatta kalma mücadelesi veriyor simülasyonda. Bunu gerçek hayatta da yapabiliyorsunuz. Ama gerçek hayattaki biraz daha masraflı ve zor. Simülasyonda yapıyorsunuz. Simülasyonunuz eğer gerçekçiyse, ki buna da reality gap deniyor. Yani simülasyonla gerçek fiziksel ürün arasındaki boşluk, uyumsuzluk. Ama yeterince iyi bir simülasyonunuz varsa o boşluk az olmalı. Robota koyduğunuz zaman, onu çalıştırdığınız zaman o en başarılı evrimleşmiş bireyin genlerini, davranışlarını belirleyen parametre değerlerini o robotta aynı şekilde davranmasını bekliyorsunuz ki davranıyor. Bu zaten benden önce de biliniyordu bu arada. Ben böyle çok büyük bir keşif falan yapmadım ama çok keyifli bir sahada çalıştım. Şimdi statikten örnek vereceğim. İlla bunlara girmene gerek yok. Statikte truss sistemlerini görmüştür izleyenler. Truss bu üçgenler şeklinde oluşan meşhur işte statik dengeyi sağlayan, bütün statik dersinin galiba %75'ini falan oluşturan konu. Bir tarafından işte ne var? Jointleri var. İşte şeye bağlanıyor. Roller diğer tarafında işte diğer tarafında da bir deflection ölçüyorsun, değil mi? Çünkü üzerine kuvvet bindiğinde bükülüyor. Zaten truss'ın da amacı, bu arada Türkçesi de bunun makas mı deniyor? Çatı makası falan deniyor. Boomlarda kullanılıyor bu antenleri tutan büyük boomlar. Yani mutlaka görmüştür izleyenler, hani mühendis olmasalar bile. Bu üçgenler şeklinde köprülerde, köprü tasarımlarında çok kullanılıyor. Ve şeyi çok azaltan bir teknoloji bu. Titreşimleri, uç deflection'ı falan azaltan, titreşimleri azaltan. İşte yani bir mühendise verirsen ortaya çıkacak sonuç bu. Şimdi neden böyle dediğimi anlatacağım. Bunu demişler ya, bu artık ilk keşfedildiği, ne zaman keşfedildi bilmiyorum. Muhtemelen böyle milattan önce falan fark etmişlerdir ama o yani artık ne zaman, tarihte ne zaman keşfedildiyse bu, o zamandan beri aynı bunun tasarımı. Ancak malzeme değişir, jointler gelişir falan ama hani tasarım aynı. Hepsinde aynı şekilde çalışıyor. Şimdi bunu diyorlar ki bundan farklı bir tasarımla gene aynı mantığı kullansak. Yani biz niye üçgen oluşturuyoruz? Çünkü hesaplaması çok kolay. Çok basitleştirilmiş bir model ve işi görüyor. Mühendisin de olayı o zaten. Yani olabildiğince performans, fiyat kriterini optimize et. Çalışıyorsa kullan git, çok da kurcalama gibi bir yaklaşım var. Şimdi diyorlar ki evrimsel algoritmaya verelim, aynı amacı tanımlayalım, uç frekansını minimize etmek. Şeyleri tanımlayalım, bu
elementlerini tanımlayalım. Bir bar olacak belli ki. Bu barın uzunluğu ama değişebilir. Şimdi burada daha ilk etapta zaten bir özgürlük tanıyorsun. Bunu mühendise de tanıyabilirsin ama en nihayetinde geleceği tasarım çok büyük bir ihtimalle üçgen tasarımla aynı tasarım oluyor. Çünkü tahayyül bile edemiyor diğer alternatifleri. Çok daha kısıtlı bir hayal gücüne sahip. Çünkü şimdi böyle eziyorum mühendisleri ama insanlığı eziyorum aslında. Mühendisleri ezmiyorum. Çünkü çok güveniyoruz kendi zekamıza falan. Şimdi göreceğim, bahsedeceğim nasıl ezildiğimizi. Neyse, evrimsel algoritmaya şeyi tanımlıyorsun. Bar uzunlukları değişebilir şeklinde. Bir de jointleri tanımlıyorsun. Joint işte bir veya bir, şey, iki veya daha fazla elemanı birbirine bağlayan bir joint kullan diyorsun. Görevinde senin, bu evrimsel algoritmanın görevi, bunları birbirine uçuca bağlayacaksın ve uçtaki titreşimleri, belli bir force tanımlanıyor, sabit. O force'un yarattığı şeyi, titreşimi minimize edeceksin. Bir trası koyuyorlar ve işte hesaplıyorlar normal şekilde. Bir de evrimsel algoritmaya koyuyorlar ve evrimleştiriyorlar. Bir tasarım evrimleştiriyorlar. Sonunda ortaya bir tasarım çıkıyor. İşte bu şeye takip ediyorsun. Fitness'ını, o frekansı azaltma oranını takip ettikçe şöyle convergent, belli bir değere yakın sayan bir grafik çiziliyor genelde. Böyle titreşerek gidiyor ama onu smooth edersen böyle yaklaşan ve bir yerden sonra artık evrim daha yeni bir şeyler bulamıyor. Veya takılıp da kalabiliyor bazı durumda. Bunlar hep teknik detayları ama oraya geldiği zaman artık diyorsun ki tamam, evrim tamamlandı diyorsun. Benim amaçlarım için görevi yapıyor. Ortaya çıkan tasarıma bakıyorlar. Bazı elemanlar uzun, bazıları kısa, böyle karma karışık gözüken bir tasarım. Üretilmesi çok kolay ki gerçekten de üretiyorlar. Ama tasarım karmaşık. Yani öyle çok böyle bir şey de yok. Göze güzel falan da gözükmüyor. Yani böyle üçgenler hani bir desen oluşturuyor ama bu böyle karma karışık bir tasarım. 200 bin kat daha verimli insanın trust sisteminden. %20 bindi yanlış hatırlamıyorsam. %20 bin inanılmaz bir 2 milyona mı denk geliyor? Yani inanılmaz, böyle yüz binlerce kat daha fazla azaltıyor uçtaki frekansı. Bunu bir evrimsel tasarım, evrimsel algoritma tasarlıyor. Şimdi bunu bir mühendisin o tasarımı çıkarması imkansız. Neden imkansız? Salak olduğu için falan değil ya da zeki olmadığı için değil. Öyle bir şeyin gerekeceğini öngörmesi mümkün değil. Evrimi bu mümkün kılan ne? Hiçbir ön yargısı, hiçbir ön bilgisi, hiçbir analitik düşüncesi, hani şeyi yok. Deneme yanılma. Ölürse ölsün, kötü tasarım olursa olsun. Durmaksızın kombinasyon deniyor. En başarılarını seçiyor. Mutasyonlar ekliyor. Ufak tefek tasarım değişimlerine sebep oluyor. Tıpkı canlılarda olduğu gibi. Bunları test ediyor. Başarısız olanları eliyor. Ve günlerce, haftalarca çalışıyor. Ve bir çözüme ulaşıyor. Bunu NASA anten tasarımında kullandı. İnsanlarla evrimsel algoritmaya aynı görevi verdiler. Evrimsel algoritma her kriterde, önceden belirlenen 7 kriterin hepsinde ya da 6 tanesinde insanları geçmeyi başardı. İnsanlar dediğim de bu alanda uzman oldukları iddiasıyla ihaleye giren firmalar. Yani öyle şey değil. Yoldan geçen adamlardan bahsetmiyorum. Bunları yani ve gerçekten STS-5 ile gönderilen, görevde gönderilen anten evrimsel algoritmayla tasarlandı. Elektronik mühendisleri devre tasarımlarını da evrimsel algoritmaları kullanıp nasıl çalıştığını anlayamadıkları ama çalışan ve kendi yaptıklarından daha iyi çalışan. Şimdi uzatmak istemediğim için her birinin detaylarına girmiyor. Hepsi çok iyi. Devreler tasarlıyorlar. Bana kalırsa bu yapay zekanın yarattığı devrimi bir sonraki basamağa evrimsel algoritmalardan gelecek. Bunun da mantığı şu. Biz öğrenmeyi makinelere kodlamayı başardık. Çok 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 basit bir şekilde de olsa ve bir devrim yaratıldı mühendislik sahasında. Ama bize öğrenme gökten zembille inmedi. Öğrenme evrimleşerek var oldu. Yani beyin yapımız, mimarimiz. Biz o mimarinin ufacık bir kısmını alıp o yapay sinir ağları adı altında modelleyip öncelikle sinirlerin modeli, sigmoid functionlar falan bunları yapabileceğimizi fark ettikten sonra yapay zekanın günümüzdeki formunu inşa ettik. Şimdi benim düşüncem yapay zekanın o öğrenme mimarisini evrimleştirebilecek evrimsel algoritmalarla donattığımız zaman insanın yani Homo sapiens olarak 300 bin, hominidler olarak 6 milyon, canlılık olaraksa 4 milyar yıldır süre gelen evrimini model yani aynı mantıkla evrimleşerek yeni öğrenme mimarileri geliştirebilecek araçlar inşa edeceğimizi düşünüyorum. Ve bundan yola çıkarak o insan gibi olan yapay zekaların önünün açılacağını düşünüyorum. Ben kendi görüşüm bu. Ama evrimsel algoritmaların sıkıntıları var ve bu sıkıntılar zaten engel oluyor. Onların çözülmesi lazım. Benim tezim de aslında bununla ilgili ufacık bir parçaya değiniyordu.
Teşekkür ederiz. Başka yeni soru var mı, ona bir göz atayım öncelikle. Ama bu konu benim de çok ilgimi çekti şimdi açıkçası. Güzel konu yani. Kesinlikle. Yani nümerik metodlara ilgi duyanların bakabileceği bir saha. Şart değil, bir dolu ilginç nümerik metot sahası var. Swarm algoritmaları falan filan gibi yöntemler var mesela. Onlar da çok ilgi çekici. Ama evrimsel algoritmalar bu saha. Heuristik metotların altındaki bir saha. Galiba bu konuda Swarm konusunda da Ali Hoca çalışıyordu. Evet. Evet aynen. Ben çok o alanda bir şey yapmadım ama yani çok ilginç bir saha olduğunu biliyorum okuduklarımdan. O zaman herhalde vaktimizin de sonuna geliyoruz. Bizimkiler de rica etti. Son olarak ilgilendiğiniz alan üzerinde çalışmak isteyenlere önerebileceğiniz makaleler, kitaplar, öğrenme şekilleri gibi neler önerirsiniz? Evrimsel algoritmalarla ilgili falan o sahadaki kitaplar genellikle böyle Springer gibi şeylerden geliyor. Akademik kitaplar şeklinde oluyor. Onlar bizim kütüphanede falan vardır. Onlara bakabilirler. Böyle çok popüler dille anlatılmış bir kitap yok maalesef bu sahada. Makaleler dediğim gibi Google Scholar'a falan Evolutionary Algorithms diye yazarlarsa zaten en tepelerde çıkacaklar, o sahanın önemli makaleleri, onlardan başlayabilirler. Birazcık işte bu evrim nasıl çalışır falan, hani temel düzeyde de olsa biraz mantığını öğrenebilirler. Yapay zeka öğrenmelerini tavsiye ederim. Yani yapay zeka ile ilgili kitap, çünkü çok yakın bir saha ikisi birbirine. O sahayı iyi anlamak bizim sahayı iyi anlamanın önünü çok açıyor. Ama kesinlikle öğrenme konusunda kendilerini sınırlamamaları gerektiğini daha en başından, hani öğrenme çok çok güçlü bir araç. Her şeyi öğrenebilmemizi sağlayan bir araç. Ama bir şeylerin ortaya çıkmasında, zekiymiş gibi gözüken şeylerin ortaya çıkmasındaki tek yöntem değil, altta yatan nedenleri her zaman akıllarında tutmalarını tavsiye ederim. Onun haricinde şeye girip çıksınlar, yani laboratuvarlara girip çıksınlar bizim bölümde. Hani gönüllü olarak çalışma şeklinde. Çünkü bir o elin değmesi, o sahada biraz deneyim kazanmak, pratik kazanmak önemli. Bizim topluluktaki eğitimler falan filan mutlaka çok faydalı olacaktır. Yani çünkü sudan çıkmış balık gibi oluyorsun eğer hiçbir böyle pratik deneyimin olmadan çıkarsan. Evet. İşte bizim topluluğun falan vermeye çalıştığı şey de o olacaktır. Yani bizim topluluk dediğim sizin topluluk. Yani getirmek, evrim ağacından sizi... hani onlara katılmalarını mutlaka öneririm. Böyle yani şimdi böyle o kadar geniş ki saha, yapay zeka girince hele işin içine. Bu Norvig'in falan Artificial Intelligence kitabını alabilirler. Herhalde en muhteşem kaynak o olacaktır ki içinde evrimsel algoritmalardan da bir miktar bahsediliyor. Onu alabilirler ama çok bayağı büyük kalın bir kitap. Bizim kütüphanede vardır mutlaka, onu okuyabilirler. Öyle yani. Çok teşekkür ederiz. Katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Bir şey daha sorayım. Eğer lab için merak eden olursa ben de henüz makine için söyleyebileceğim. İşte Feyza Hoca'nın ısı labı var. Temiz yanma teorisiyle alakalı çalışıyor. Bir de Sezer Hoca'nın herhalde mikro üretimle ilgili labı var. Hani eğer ilgilenen olursa, merak eden, ben de isimlerini vermiş olayım. Sonra daha rahat araştırabilirler. Şöyle söylemiş olayım istedim. Evet evet. Yani her hocanın kendi şeyine aslında gidip hocaların kendisiyle konuşup yani ilgisini çekiyorsa. Mesela az önce önemli sahalardan olarak bahsetmeyi unuttuğu akışkanlar mekaniği var mesela. Yani akışkanlara giren biri, akışkanlar muhtemelen kendisi bölüm olabilecek kadar kapsamlı bir konu aslında. Evet. Hani hem fiziğe daha ilgi duyanların fiziğe geçmesini sağlar ki fizikten kastım kozmoloji falan gibi fizik, astrofizik gibi falan fizik. Yani çok kozmolojik modellerin akışkanlar mekaniğiyle test edilmesine yönelik. Schrödinger denklemleri gibi böyle kuantum mekaniğiyle ilişkili şeylerin akışkanlar mekaniğiyle ilişkisi falan gibi çok çok ilginç sahalar var. Hani böyle dallanmak isteyenler için o sahalar önemli. Yani eminim aklıma gelmeyen bir dolu makine sahası vardır burada, böyle diğer sahalarla bağlanan. Ama yani bunlar bir başlangıç noktası verir. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. O zaman arkadaşlar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Herkese çok teşekkürler katıldıkları için.